Merhaba değerli izleyicilerimiz. Radyo Sağlık'ta Sağlığın Başkenti programına hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız arasında geçen bölümden tanımış olduğunuz Heybet Aslanoğlu ve Hüseyin Ayhan'a ek olarak kısa adı Sağlık Ordusu Sen olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Ümit Başkan'ı da var. Ümit Başkan merhaba, hoş geldin. Seyircilerimize kendini tanıtır mısın? Merhabalar. Kürşat Bey'in de belirttiği gibi kısa adı Sağlık Ordusu Sen olan Sağlık İş Kolu'nda faaliyet içerisinde bulunan sendikanın genel başkanlığı görevini yürütüyorum. Kamudaki görevim sağlık teknikeri. Ordu Devlet Hastanesi Acil Servis'te sağlık teknikeri olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 25 yıllık devlet memuruyum. İnşallah faydalı bir program olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü gündemlerimiz arasında masa başı sağlık çalışanlar geçen bölümden devamla, geçen bölüm yarım kalmıştı gündemimiz bu konu. Masa başı sağlık çalışanlarını ele alacağız. Sağlık personeline alkış harici mali destek, maddi bir destek verecek mi ülkemiz, devletimiz? O konuya girmeye çalışacağız. Ve malumunuz maske hususu var. Bir de sağlıkta şiddet yasası çıktı ama anladığım kadarıyla pek tatmin edici bir durum, bir kanun olmadı. Bu konuyla da ilgili süremiz yeterse konuya gireceğiz. Eğer yetmezse başlı başına sağlıkta şiddet yasası ile ilgili bir program yapmayı düşünüyoruz. Evet değerli arkadaşlar, Hüseyin Başkan, senden başlayalım. Çünkü en son programda söz sendeydi, yarım kalmıştı. Masa başı sağlık çalışanları nedir? Önce bu halkımıza bunu bir anlatalım. Masa başı sağlık çalışanları ne demektir? Ne olması gerekli? Bir de onu da konuşalım. Yani masa başı sağlık çalışanı olmalı mı, olmamalı mı? Bunları da sizlerden duymak isteriz arkadaşlar. Buyurun Hüseyin Bey. Peki Kürşat Bey, teşekkür ederim. Ben bizi izleyen tüm sağlık çalışanları arkadaşlarıma özellikle bu konuya çok dikkat etmelerini istiyorum. Ve aynı şekilde Sağlık Bakanlığı ve il ilçe düzeyindeki sağlık müdürlüklerine özellikle kulak vermesini istiyorum. Şimdi masa başı sağlık çalışanı dediğimiz kavram şudur. Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olmuş sağlık çalışanlarının sahada olması yerine Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı, ASM, Halk Sağlığı gibi birimlerde masa başında devletin yazı işlerini yapan kişiler olarak niteliyoruz. Şimdi COVID gibi bir ortamda böyle bir görünmez düşmanla uğraştığımız süreç içerisinde bile Bursa ilinde halen bu şekilde laboratuvardan, röntgenden, hemşire vesaire alınıp görevlendirilmesi ne kadar ahlaki ve etik, bunu Sayın Sağlık Bakanlığı'na ve ilin sağlık müdürünün vicdanına bırakıyorum. Kürşat Bey, şimdi elimdeki veriler, geçen hafta güncellediğim bir veri bu. Sayın Başkan, bir araya giriyorum. Vatandaş da izliyor biliyorsunuz, sadece sağlık çalışanlarına yönelik yapmıyoruz. Masa başı sağlık personelini bir tanımlayalım. Şöyle halkın anlayacağı şekilde bir tanımlayalım. Masa başı, az önce de söylediğim gibi, Sağlık Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, sağlık bilimlerinde mezun olmuş, sağlık alanda hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu, laboratuvar, röntgen, anestezi ve benzeri 40 sağlık meslek grubunda çalışan arkadaşlarımızın bu alanların dışında Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve benzeri alanlarda yazışma ve çizişme işlerini yapan arkadaşlardır. Ya yine söyledim. Bu azımsanmayacak sayıda bir masa başı elemanından bahsediyorum. Ben yani sahada sağlık görevi birebir tedavi görevi yürütmesi gereken kişiler hastanede, sağlık ocağında veya eski ismini diyorum tabii ki ilgili birimlerde değiller de bürokratik hizmetlere çekilmiş durumdalar. Büro hizmetlerinde
Yani kısaca şöyle tanımlayabilir miyiz? Şırınga tutması gereken kişiler kalem tutuyor. Kalem tutuyor. Aynen öyle. Aynen öyle başkanım. Şimdi bakın, az önce de söyledim. Bu masa başı dediğimiz, yani halen görevlendiriyor olması ahlaki ve etik bulmadığım gibi, bu sayı da öyle azımsanacak değil. Bakın, biz 1800 artı 4000 ebe hemşire sağlık memuru gibi yaklaşık 2200 tane bu yani bakanlığa göre yardımcı sağlık personeli statüsünde olan arkadaşlarımız masa başında görev ifade ediyor. İşin garip tarafı 8200 tane 1,5 yılda mezun ettiğimiz tıp doktorunu masa başında tutuyoruz. İdari görevler veriyoruz. Evet. Bu yani çok doğru bir şey değil. Yine bir sürü tutması gereken, hasta bakması gereken insanlar bunun ne için yaptığını devlet erkeği daha iyi açıklayacaktır herhalde. 8200 sayısıyla görüşüyoruz. Bunun dışında 250 tane sağlık teknikeri diye bir rakam verildi. 150 adet de bilinen laboratuvar teknikeri ve teknisyeni var. Yani ben bu 3000 düzeltiyorum. Evet, baktığım zaman 30.600 rakamını görüyorum. 30.600 rakamı azımsanacak bir rakam değil. Yani 1 milyon bir rakamının olduğu gene sağlık kurumlarında, bu kamu ve özel üniversitesinin olduğu yerde, Sağlık Bakanlığı'nın içerisinde bu rakam 400.000 içerisinde yaklaşık 30.000 olması gerçekten bizi çok düşündüren bir konu. Ben şimdilik sözümü burada kesiyorum Kürşat Bey. Teşekkür ediyorum. Ümit Başkan, bu konu sendikal bir konu. Evet. Masa başı sağlık çalışanlar orada da var mı? Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Kısaca alabilir miyiz? Tabii ki değerli başkanım. Tabii önemli bir husus. Yalnızca COVID süreciyle ilgili olan bir konu da değil ama COVID sürecinde gerçekten ihtiyacın çok fazla olması, sağlık çalışanı ihtiyacının çok fazla olması kaynaklı gündeme gelmiş bir konu. Biz öteden beri hem sendikal olarak bu yönde çeşitli müracaatlarımız olduğu gibi sıklıkla sağlık çalışanları sahada bu konudan serzenişlerde bulunuyor. Bize de tabii konuya ilişkin serzenişler zaman zaman, hatta COVID sürecinde sık olmak şeklinde çok geldi. Evet. Öteden beri bizim sendikal olarak bu konudaki tutumumuz şu: hizmet sınıfları oluşmuş. 657 sayılı devlet memurluğu kanununda da bunlar açıkça belirtilmiş. Evet. Masa başı sağlık çalışanları konusu özellikle pandemi sürecinde gündeme geldi. Fakat bu öteden beri hem sağlık teşkilatının, Sağlık Bakanlığı'nın hem de diğer kamu kurum kuruluşlarının bir problemi. Aslında ülkemizin en önemli problemlerinden birisi. Biz kamu yönetimine liyakat, ehliyet esası üzerine maalesef teşkil etmedik. Bazı örnek kurumlarımız yok değil, var ama biz isteriz ki her kurumda liyakat ve ehliyet esas alınan bir kamu yönetimi rejimi otursun. Hakkaniyetli bir şekilde yöneticilerin belirlenmesi, işi bilen, işin ehli olan kimselerin görevlendirilmesi hususu son derece önem arz etmektedir. Masa başı sağlık çalışanları da bu konuyla çok yakından ilintili bir durum. Sağlık hizmetleri sınıfı mensubu kimseler adı üstünde zaten sağlık hizmetlerine ilişkin eğitim, öğrenim görmektedirler. Dolayısıyla devletimiz, yani buna bu cepheden bakmak lazım, bu kişilere ciddi anlamda yatırım yapmış. Örneğin hekim 6 yıllık bir tıp fakültesi öğrenimi görüyor. Üzerine uzmanlık okuyanları var. Yan dal branşında çalışanları var vesaire. Örnekler çoğaltılabilir. Evet. Sağlık müdürlüklerinde çeşitli yönetsel pozisyonlarda görev alan ve sahadan uzak kalan onlarca, belki yüzlerce örneği mevcut.
Fakat biz ne diyoruz bakanlık olarak? İşte doktor ihtiyacımız var, doktor eksiğimiz var. Aynı şekilde hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri, işte röntgen teknisyeni, anestezi, radyoloji çoğaltılabilir. Evet. Bu yönde eğitim alan sağlık hizmetleri sınıfı mensubu çalışanların görev alanı almış oldukları eğitimle uyumlu olmalı. Dolayısıyla geri hizmete alınabilecek kişiler haricinde bir de teknik hususlarda görev alacak kimseler hariç olmak üzere bütün sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının sahaya çekilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir düzenleme son derece isabetli olur. Beklentimiz dahilinde olan bir durumdur. İnşallah bu yönde çalışmak. İnşallah bakalım. Evet, Heybet Başkan, sözü size bırakmak istiyorum. Siz farklı statüde bir kurumda çalışıyorsunuz. Bu konuda sizin kurumunuzda durum nedir? Nasıldır? Aynı bozukluklar, aksaklıklar var mı? Saha personeli yerinde değerlendiriliyor mu? Sizden ne demek istersiniz? Teşekkür ederim Kürşat Başkan ve diğer konuklarıma da ben selamlar gönderiyorum. Şimdi öncelikle pandemi gibi bir salgınla mücadele ediyoruz. Yaklaşık bu 2 aylık süreç içerisinde birçok sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik. Ve 2 saat önce yine İstanbul'da Eyüp Sultan Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor Yavuz Kalaycı arkadaşımızı da kaybettik. Buradan tüm kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Bir de ben özellikle koruyucu ekipmana dikkat çekmek için bu programa izninizle ben bundan sonraki kısmına maskemi takarak devam etmek istiyorum. Eyvallah. Bu konuda ben şimdi, de hazırlıklı gelmiştim. Sorunuza gelince Sayın Başkan, şimdi bu sadece bugünün sorunu değil. Ama bugün biz pandemi gibi bir salgınla mücadele ediyoruz. Bizim sağlık çalışanına en çok ihtiyacımız olduğu dönem. Dolayısıyla böyle bir süreçte masa başında sağlık personelinin, yani nitelikli sağlık personelinin görevlendirilmesinin çok da etik ve doğru bulmuyorum. Diğer konuşmacı arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi. Yalnız bu bugünün sorunu da değil. Yani bundan önceki hükümetler de aynı şekilde gerek idareye yakın olan kişiler, gerek yetkili sendikaya yakın olan kişiler liyakat esası göz ardı edilerek orada bir takım makamları, koltukları hep işgal etmişlerdir. Oralarda da bizim sağlık çalışanına ihtiyacımız yok mudur? Elbette ki vardır. Yani bir doktor da olmalıdır. Bir yeri geldiğinde hemşire veya sağlık yönetimi mezunu arkadaşlarımız da bulunmalı. Ancak bu niteliğine göre ve liyakatına göre belirlenmeli. Yoksa onun adamı, bunun adamı şeklinde o makamları işgal ederse burada iş barışı bir kere sağlanamaz. İkincisi, şu anda salgınla savaşıyoruz. Birçok arkadaşımızı biraz önce ifade ettim, kaybediyoruz veya birçok arkadaşımız COVID bulaştığı için bir nevi oyunun dışında kalıyor. Bizim sağlık personeline ihtiyacımız olan bu süreçte ivedilikle Türkiye'nin tüm sağlık birimlerinde veya işte yöneticilik kadrosunda bulunan sağlık çalışanlarının belki tamamının olması mümkün değil ama bu bir süreç, bu süreç içerisinde bu arkadaşlardan da faydalanmak ve onları da mutlaka sahada görmek gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Kürşat Bey, özür dilerim. Ben Heybet Başkan'a bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii yani ki. Şimdi şöyle bir şey var. Üniversitelerimizde bugün sağlık yönetimi, sağlık idareciliği, sağlık kurumları işletmeciliği ve benzeri adlar altında yaklaşık 7 statüde eğitim veren fakülte ve şey var.
ön lisans düzeyinde okullar var. Şimdi bu kadar biz öğrenci okutuyoruz. Bu kadar şey veriyoruz, emek sarf ediyoruz ama bu insanları sahada bulundurmuyoruz. Yani aslında bunun yanında şunu da eklemek istiyorum. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu arkadaşlarımız var. Bu masa başı işleri dediğimiz işleri yapacak insanlar bunlar. Zaten eğitimlerini, kodlamaları, ICD kodlamaları falan zaten buna göre öğrenmiş, eğitim almış insanlar. Bakın bu bizim yıllardır ya heybet başkanı da dedi ki yıllardır karayan yaramız. Fakat şu var. Bu bizim çağrılarımızdan sonra değişik illere yazdığımız şeyden sonra özellikle Kayseri ve İzmir bu konuda hassas davranarak heybet başkanı dediği gibi %100'ünü çıkartamadı. Sahaya gönderemedi ama en azından %80'lik bir dilimini çıkardı. Zaten esnek çalışıyorsunuz. Dolayısıyla sizin bu sahada bir kısım çalışanlığı da evden çalıştırıyor ve sorunu çözmüş durumda. Demek ki aslında bu sorun çözülebilir. Evet. Teşekkürler. Şimdi eklemem bu kadar. Hüseyin Bey, ben bunları aslında ekleme değil de bildiğim kadarıyla söyleyecektim. Siz benden önce zaten aklınıza gelmiş. Aklın yolu birdir. Daha önce, hani bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce Sağlık Bakanlığı'nın vücut bulduğu, cisimlendiği dönemlerde tabii ki böyle bölümlerimiz yoktu ama şimdi üniversitelerde dediğiniz gibi yönetim birimleriyle ilgili, sağlık yönetimiyle alakalı, bunlar artık uzmanlık alanları oldu. Sağlık yönetimiyle alakalı birimlerimiz var artık ve buralarda çocuklarımızı, gençlerimizi okutuyoruz, yetiştiriyoruz. Neden? O alanda uzmanlaşma olsun, daha iyi yönetilsin diye. Ve ben de aynı fikirdeyim. Madem onlara görev vermeyeceğiz, madem halen sağlık personelini liyakatsız şekilde bu tarafa çekeceğiz, o birimleri neden açtık? Veya en azından şu yapılabilir ki dediğiniz gibi, bunu Ümit Başkan dediği gibi bir düzenlemeyle tabii ki bu da olur. Geçmek isteyenlerin önü de açılabilir. Tamam kardeşim, sen sağlık hizmetlerinde değil de idari hizmetlerde mi çalışmak istiyorsun? İlgili bölümü bitir. Dışarıdan, içeriden beni ilgilendirmiyor orası. İlgili bölümü bitir. Gir sınavına, kadronda değişiklik yapalım, seni bu tarafa alalım. Ama sağlık hizmeti kadrosu görev işgal ederken bu tarafta olması tabii ki PDC'yi, personel dağıtım cetveli dahil her şeyi etkiliyordur. Olumsuz etkiliyordur diye düşünüyorum. Başkan, çok özür dilerim. Şu an bana yine bir veri geldi. Evet. Ankara'da 128 sağlıkçı COVID bulaşısı tespiti var. Aile hekimi sayısı 25, uzman hekim 31, öğretim görevlisi 13, asistan 20, iş yeri hekimi 1, diş hekimi 4, hemşire 16, acil tıp teknikeri 9, idari personel 6, tıbbi sekreter 3, temizlik işçisi 1. Yani bu bantta da bir Ankara'daki yeni sıcak, bana belki daha önceden düşmüş ama arkadaşlarım bana attığı rakam da bu. Bu yeni yani, yeni veriler değil mi? Öncekilerden evet, hiç yeni tespit edilmiş. Önceki veriler 117, 107 idi pardon. Şu an 127. Yani 20 kişi daha COVID. Şimdi bu masa başında çalışan sağlık personeli arkadaşlarımızın, biraz önce de gerek ben gerek arkadaşlar ifade ettiler. Bunların bir kısmının, tamamı olmasa bile bir kısmının bile sahada mücadele eden, COVID'le birebir temas halinde olan arkadaşların yanında olması, bu çok ciddi bir moral ve motivasyon verecektir oradaki çalışan arkadaşlarımıza. Yani ön saflardan mücadele veren arkadaşlarımıza. Bu moral motivasyon da bizim COVID'i belki daha kısa sürede başarılı bir şekilde def etmemize de ciddi bir bence zemin hazırlayacaktır. Evet. Bunu da belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Ankara 112'den bildiğim bir durum var. Koruyucu elbise veriyorlar biliyorsunuz. Maske, koruyucu elbise veriyorlar. Ve yukarıdan komut şöyle geliyor. Pozitif vakalar haricinde takmayın bunları diyorlar. Kullanmayın. Şimdi ATT, paramedik, ambulansta çalışan doktor bir kişinin pozitif olup olmadığını bilebilir mi arkadaşlar? Sizler de sağlık çalışanısınız. İlk vakaya gidiyorsunuz. Ambulans gidiyor değil mi ilk vakaya? Ve gelen emri tekrar belirtiyorum. Verilen kıyafetleri, verilen koruyucu elbiseleri pozitif vakalarda takın, negatif vakalarda takmayın. Bunu ambulans personeli bilemez ki karşıdakinin koruyucu pozitif mi, negatif mi olduğunu COVID hususunda. Maalesef böyle ilginç şeyler yaşamaya başladık. İlginç şeyler duymaya başladık. Ve işte sonuçta bu oluyor. Birçok aile hekimlerimiz özellikle
birebir vatandaşla görüşen, muhatap olan aile hekimlerimiz, uzmanlarımız ve sağlık personellerimiz 126 dediniz değil mi sayıyı? 127. 127 başkan. 127. Yani, 127. Geçen hafta yani 3 gün öncesi, geçen hafta dedim 3 gün öncesi yaptığımız röportajda bu sayı 7 idi. 3 gün sonrasında bu rakamı 127, yani 20 kişi daha arttığını görüyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok çok geçmiş olsun diyoruz. Diğer katılımcıların da affına sığınarak ben maddi öne çekmek istiyorum. Biz Heybet Başkan'la, Heybet Bey'le anlaşmalı gelmedik. Bu hafta bana mesaj geldi. Programda yaptığımız için maske teminim var benim, normalde alabiliyordum. Almıştım daha önce de. Gerçekten vatandaşın söylediği gibi mi diye ben de maskemi gittim aldım. Bana kod geldi bir tane. Maskemi gittim aldım. Arkadaşlar bakın, insanlar bunlara güvenip dışarı çıkarsalar COVID daha çok yayılır. Yani gerçekten transparan. Arkadaş şöyle elimi oynatıyorum. Gerçekten transparan. Üstünde burnu kapatmak için şurada tel olması gerekiyor. Biliyorsunuz hava almaması gerekiyor yanlarda. Şeyin geçmemesi için. Yani bunu niye dağıtmışlar? Bunun kumaşı ne? Onu da anlayamadım. Hani 25-30 yıldır ben sağlık sektörünü bilen, içinde çalışmış, sağlık sektöründen ayrılmış bir insanım. Bunun maddesi ne? Bundan partikül de geçer, toz da geçer, kir de geçer. Maddesini de anlayamadım, şey, kumaşının maddesini. Vatandaşlarımızın söylediği kadar, eleştirdiği kadar var arkadaşlar. Bunu inşallah insanlar güvenip, yani şunu takıp taş kırılmaz arkadaşlar. Şunu takıp taş kırılmaz. Öyle söyleyeyim. Ya başkan çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten maskelerin koruyuculuğundan ve ona güvenerek dışarıya çıkmaya gerek yok. Bu zaten bir şeydir. Alternatif çözüm. Evet. Yani, ben başından beri söylüyorum. Benim aldığım klinik mikrobiyolojide yani bu şeye çok fazla güvenmemek gerektiğidir. Sadece parenir, kesit, toner pozisyonu. Başka bir şey değil. Doğrudan kontamineyi engellediği için, doğrudan bulaşıcılığı engellediği için o açıdan ben uygun görüyorum. Bunu ya dağıtma ya da bunu dağıtma. Yani ya dağıt, düzgün bir şey dağıt ya da bunu dağıtma. Şunun yerine 5 tane vereceğine gerçekten bir tane versin. Normal bizlerin kullandığı var ya, hani yeşil cerrahi maskelerimiz var ya. Şeyde dezenfektan kokusuyla gelir. Bilirsiniz o kokuyu. Dezenfektan kokusuyla gelir. Ondan ver bir tane, 5 gün taksın, bundan iyi. Arkadaşlar. Kesinlikle. Şimdi halkımız şunu sorar, vatandaş şunu sorar. Madem maske önemli değil, sağlık personeli neden takıyor? Demek ki koruyuculuğu var. Madem bu şekilde, neden maskelerde biz bu sorunları yaşıyoruz? Bu konuda sizden de fikirlerini almak isterim arkadaşlar. Heybet Başkan, maskeyi sen taktın, senden başlayalım. Hem sağlık çalışanı açısından hem vatandaş açısından değerlendirir misiniz? Elbette, elbette. Şimdi en başından beri hep biz özellikle sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman konusunda sıkıntılarına sürekli ses olmaya çalıştık. Sürekli onları gündeme taşımaya çalıştık. Neden? Çünkü sağlık çalışanları bugün çok sayıda COVID'li sağlık çalışanı var ve COVID'in ülkemizde görülmesinden bugüne kadar da kaybettiğimiz, yitirdiğimiz pek çok sağlık personeli, içinde hekimi de var, hemşiresi de var, temizlik personeli de var, arkadaşlarımız var. Şimdi koruyucu ekipman konusunda ilk başta özellikle kamu hastanelerinde çok ciddi sıkıntılar vardı. Şu anda o sıkıntılar kısmen giderildi. Depolarda var ama yöneticilerin, yani beceriksiz daha doğrusu yöneticilerin bu organizasyon eksikliğinden kaynaklı sağlık personeli bu malzemelere ulaşamıyor. Yani hastanede aslında koruyucu ekipman konusunda, kamu hastaneleri için söylüyorum, çok ciddi bir sıkıntı yok. Yeterli miktarda orada ekipman da var. Fakat bunu iş yerinde, hastane içerisindeki o organizasyondan kaynaklanan, işi bilmeyen kişilerin onların başında olması, personelin bu koruyucu ekipmana ulaşımı biraz sıkıntılı. Toplum ayağına gelecek olursak, şimdi en başta ne dediler? Yani bizim kamu idaresinin en başında Cumhurbaşkanımız var, biliyorsunuz. İşte efendim, önce biz bu tanzim noktalarında bunları parayla satacağız dedi.
Sayın Bakan. Aradan 2 gün geçti. Bu sefer kesinlikle parayla satılmayacak. Hatta maske satışı yasaktır denildi. İşte efendim PTT'de çalışan postacılar aracılığıyla veya oradaki PTT görevleri aracılığıyla herkesin adreslerine biz dağıtacağız denildi. Herkes işte şu adresten kayıt yaptırsın denildi. 2 gün sonra o sistem de sağlıklı işlemedi. Ondan da vazgeçildi. Bu sefer biz size bir mesaj atacağız. Orada bir kod olacak. Eczanelerden bunu siz gidip alacaksınız. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ve bugün ne kadar Eczacılar Odası da bununla ilgili birkaç kere açıklama yaptı. Yani bu da sağlıklı işleyen bir sistem değil. Mesela 39 milyon 40 milyon mesaj atıldığı söyleniyor. Haberlerde duyuyoruz veya çevremizdeki insanlardan bunları çok sık duyuyoruz. Sizler de mutlaka duyuyorsunuz. Yani eczanede ya maske yok ya da mesaj henüz gelmemiş. Evet. Şimdi bu salgın senin mesajını beklemez. Bu en kısa sürede hemen anında senin bu önlemi alman gerekiyor ve kendini izole etmen gerekiyor. Yani yoksa 3 gün sonra ben mesaj göndereceğim. 5 gün sonra maskeni alacaksın. Covid senin 5 gününü 3 gününü beklemez. Bu durum çok acildir. O nedenle bu konuda gerekli önlemlerin ve sağlıklı işleyen bir sistemin. Benim önerim nedir? Evet. Yani eczaneler de dağılsın bunu. Hatta belki çok cüzi, yani çok sembolik bir rakamla satılsın da bunun da önü açılsın. Çok sembolik bir rakam ile bu satılsın. Yani insanların ulaşımı daha kolay olsun. Yerel belki şeylerden, yerel yönetimlerden bu anlamda destek alınabilir dağıtım konusunda. Yani bu alternatifleri bizim arttırmamız lazım. Başka türlü 5 tane maske geldi. Peki o maske 5 gün kullanacaksın. Bir sonraki 5 gün ne olacak? Yine 15 gün bekleyeceksiniz. Böyle bir şekilde salgınla mücadele olmayacağını düşünüyorum. Sayın Başkan. Bununla ilgili evet. Yani son biliyorsun şey var. Artık TC kimlik notu ibrasıyla alabiliyoruz. Bu değişti. Bugün itibariyle bu da değişti. Evet. Bugün itibariyle ben hep biliyorsun sıcak bilgileri veriyorum. Peki evet, Hüseyin Başkan, hemen sıcağı sıcağı merak ettiğim bir şey vardı. Bunları mı alabiliyoruz yine? Onu soracağım ben. Yok. Yani bunu yok mu veriyorlar TC kimlik numarasını? Hayır. Şimdi bakın. Şimdi her kurumda, her eczaneye gönderen muhtemelen fabrikasyon ya da dikim işini yapan yerler farklı olduğu için. Mesela bana da kod geldi. Ben kodla gittim aldım. Sizin gösterdiğiniz gibi değil. Ve ciddi anlamda benim kullandığım maske, isterseniz 2 dakika içeriden alayım geleyim. Bizim kullandığımız cerrahi maske. Evet. Yani dediğim gibi illerde ve bazı yerlerde farklılık olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hükümeti koruma adına konuşmuyorum burada. Yok, yalnız yok, şurada bir şey var. Neyse, o programımızda konuşacak. Şimdi ha, şimdi ben... Biz de hükümeti eleştirmek için program yapmıyoruz. Doğru. Ritüeller, bazı ritüelleri yıkmamız gerekiyor. Bakın eleştiri yerinde eleştiri. Bakın ben bugün sitemde yarab ne günlere kaldık diye bir yazı yazdım. Aslında heybet başkanı söylediği tüm olayları burada söyledim. Ast olan Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor olabilir. Bir önceki programımızda söyledim. Teknokratlar, bürokratlar ve alt taraftaki taşra teşkilatları çok kötü çalışıyor. Heybet Başkan'ın dediği gibi bakanlığın gönderdiği malzemeler yerinde ve nitelikli dağıtılmıyor. Sıkıntı burada. Anladım. Yoksa şunu söyleyeyim, siz deponuza 100 bin tane şey malzeme koysanız ne olur ki? Doğrusunuz, haklısınız. Ben sadece Heybet Bey'e ekleme yaptım ya da bu şekilde de konuyu da tamamlamış olayım ben. Yani dediğim gibi ben şu an vatandaşın da %90'ının bu şeye ulaştığını, %10'unun da zaten kendisi aldığını biliyoruz. Ben en azından Ankara'da bulunduğum semt adına söylüyorum. Bu şekilde çözülmüş durumda. Ben Ankara'dayım, senin bulunduğun semtten alacağım bundan sıra. Gel hocam, beklerim. Ümit Başkan, maske hususunda senin de fikrini duymak isteriz. Maske hususunda sen ne düşünüyorsun?
halkın maske kullanımı noktasındaki sürecin iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Şöyle ki halkın maske temini gelmesi, maskenin satışının yasaklanması sonrası halk birçok kimse maske temin edemedi. Bunu tabii ben hani kısıtlı analiz edip gözlemleyebilirim. Türkiye'de nasıldır? Bunu tabii bilemiyorum ama kendi sosyal çevremden gördüğüm kadarıyla maskeye ulaşım noktasında sıkıntı yaşandı ve kontrol altına alınması yönleri de biraz akamete uğrattı bu durum. Fiyatlamalarına engel olacak şekilde standart bir fiyat belirlenmesi cihetine gidilip maske satışının tüm her yerde serbest bırakılması için halen geç kalınmış sayılmaz. Şimdi devletin temini güzel bir olay. Yani, şu an mesela eczanelerden alınması yönünde bir işte kod gönderiliyor ve eczanelere yönlendiriliyor. Şimdi eczanelere gidecek kimsenin maskesi var mı yok mu, maskeyle giriş çıkış arttırılması, bir de bu işte bir haftalık maskeyi aldı, daha sonra tekrar kod girecek tekrar işte gidecek. Yani bu biraz kısıtlamaya yol açıyor. Evet. Dolayısıyla yani maske konusundaki yasaklamanın doğru olmadığını, doğru bir süreç olmadığını, burada serbest bırakıp fiyatın belirlenmesinin daha doğru bir süreç yönetimi olduğunu ve pandemiyle mücadelede daha etkin bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ben de buna katılıyorum. Şu an parası olan da alamıyor. Bence devlet hani bir tavan fiyat uygulamasına ben de katılıyorum. Aynı fikirdeyiz. Devlet bir tavan fiyat belirlemeli. Standart belirlemeli ama aynı zamanda. En az şunlar olmalı demeli. Sadece eczaneler tarafından satılmalı. Şu an maalesef tekstil firmaları bile maske satar. Pita maske satıyorlar şu an. İnsanlar onun koruyucu olduğunu sanıyor. Devlet standartları belirlemeli. O standartlar dahilinde sadece eczaneler satmalı. Tavan fiyat belirlemeli. Evet, çok doğru. Ve ekstra yanına şunu koymalı. Demeli ki ben fakir vatandaşımı, zaten alım gücü olmayan vatandaşımı ben biliyorum. Üstüne %20 de ekliyorum. Ben atıyorum %30, %40 şu kadar vatandaşıma, asgari ücretle geçinen şu kadar vatandaşıma ben ücretsiz yine eczaneler üzerinden dağıtacağım. İsteyen parasıyla da alabilir. Bu kadar. Böyle bir uygulama olması aslında çok güzel olur. Başkan, bir cümle eklemek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Sayın Başkan, izninizle ben bir cümle eklemek istiyorum. Sizdeyiz. Evet Başkan. Teşekkür ederim. Şimdi özellikle büyük şehirlerimizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerde ve tam anlamıyla bir sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı bir ortamda en etkili izolasyon yöntemi maalesef maske. Eğer tam anlamıyla bir sokağa çıkma yasağı uygulansa idi, herkes evine kapanacak, maskeye olan ihtiyaç bu denli belki ortaya çıkmayacaktı. Fakat bu yapılamadı. Halen iş yerleri açık, hafta sonları sokağa çıkma yasağı ama hafta içerisinde tüm iş yerleri açık. İnsanlarımız sokağa çıkıyorlar ve biz birçok maskesiz insan görüyoruz. Kaldı ki bir de bu büyük şehirlerimizde, mesela İstanbul'da yaşıyorum, ciddi oranda yabancı uyruklu insanlar var. Bunlar bir şekilde, yani buranın gerçeği, bu insanlara biz kod gönderemeyeceğimiz için eczaneden de temin edemiyorlar, ücretli de temin edemiyorlar ve bu insanlar bizimle beraber toplu ulaşım araçlarına da biniyorlar. Bizimle beraber her türlü iş yerlerinde veya mekanlarda veya kapalı ortamlarda
bulunabiliyorlar. Ve bunlar aynı zamanda maskesiz gezdikleri için COVID açısından çok ciddi risk teşkil ettiğini ben düşünüyorum. Hüseyin Başkan'ın da ifade ettiği gibi, evet, yani bu süreç iyi yönetilemedi. Mutlaka evet, sizin de ifadenizle dar gelirli vatandaşımıza ücretsiz devlet temin etmeli ama diyebilmeli ki ben işte belirlemiş olduğum örnek, mesela marketlerde poşet için 250 kuruş talep edildi. Bunun gibi sembolik bir rakamla isteyen eczanelerden veya belirlenen noktalardan da bu maskeleri temin edebilir şeklinde bir karar olursa pandemiyle biz daha etkili ve daha hızlı bir yol alabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bir başka gündem maddesine geçmek istiyorum. Maskede hemen hemen hepimiz aynı fikirdeyiz. Toparlayacak olursak, bir sağlık personeli açısından da gelişmiş olan N95 dediğimiz maskeler, koruyucu elbiselerin var olduğunu ama optimum şekilde personele dağıtılmadığını üzerinde durduk. İki, maskenin dağıtılması, halka da uygun şekilde verilmesi, tavan fiyattan halka ulaştırabileceğini, dar gelirlere ücretsiz dağıtılmasının uygun olacağını üzerinde durduk. Değerli izleyicilerimiz, malumunuz üzere sağlık personeli için en baştan itibaren Sayın Sağlık Bakanı çıktı, bir konuşma yaptı. Dedi ki, bütün vekillere dedi, sağlık çalışanları ön safta mücadele ediyor. Hepinizden onlar için bir alkış bekliyorum ama sadece alkış değil. Bu cümle bizim aklımızda kaldı. Ardından bütün ülke olarak yaklaşık bir hafta, üç günlerinde de bir hafta vatandaş devam ettirdi. Bir hafta boyunca akşam saat 9'da vatandaşlar balkonlara çıkıp alkışladılar ve sağlık personellerine manevi destek bu kadarla kaldı. Ondan sonra sağlık personellerine yine unutuldu. Sağlık personellerine mali oçu olarak ne yapılmalı? Maddi olarak bir destek verilecek mi? Misal söylüyorum, birçok ülkede birkaç uygulama yapıldı. En son olarak Fransa'da defaten sağlık personeline kadrosuna bakılmaksızın, sağlıkta şu an koronayla mücadele ettikleri için hepsi kadrosuna bakılmaksızın tüm personele kişi başı 1000 euro ödenmesine karar verildi. 1500 euro başkan. 1500 euro mu? 1500 euro, evet. Düzeltiyorum, 1500 euro ödenmesine karar verildi. Bizim ülkemizde bu tür bir uygulama olacak mı? Mali durumumuz nedir? Kanunlarımız izin verir mi? Kısaca sizlerden görüşlerinizi alacağım ama öncesinde Zonguldak valisinin sağlık personeliyle ilgili yazmış olduğu bir tweet'i okumak istiyorum. Bir açıklamayı daha doğrusu okumak istiyorum buradan. Aldım çünkü notunu aldım. Ve sağlık personeline yapılanlar fazla mı görülüyor acaba diye bu soruyu getirdi aklımıza. Zonguldak valisi Bektaş dedi, bizim bütün rakamımız 567 iken içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu tarafa her tedbir alınmasına rağmen sağlıkçılarımız hastalarla, diyaloglarla kendilerini korudular. Ancak birbirleriyle diyaloglarını korumadılar. Bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımız uyardır. Bizim faturamızı ağırlaştıran bir olaydır. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı, bakın burası önemli. Normalde sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı, belki de bugün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu da gerçekten zor oldu. Sağlıkçılarımızı biz misafirhanede misafir ettik. Devletimiz otobüs düşündü, onlardan izin almadı. Emeklerinden de izin almadı. Servisleri de sağlamaya çalıştık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini hem de bizi sıkıntıya soktular. Bundan sonra bunun da durulacağını, azalacağını artık herkesin düşünmüş olmasını başlayabiliriz şeklinde gidiyor. Şimdi arkadaşlar, ben ilk kez buradan açıklıyorum. Şu an bu canlı bağlantıya evinden bağlanıyorum. Maalesef dışarı çıkamıyorum. 8 ve 10 yaşında iki küçük çocuğum var. Benim eşim sağlık personelidir. Kendisi de şu an misafirhanede, ayarlanan misafirhanede kalıyor. Misafirhanesine yemek gelmiyor, onlar konuşmayacağım. 9 gündür çocuklarım ve ben eşimi görmüyorum, çocuklarım annesini görmüyor.
bütün hayatımız allak bullak olmuşsundur. Bütün sağlık personelinin durumu bu, ben biliyorum. Özellikle yaşı küçük çocuğu olanların hayatları karışmıştır burada. Şimdi burada birkaç ifade, özellikle bir şekilde bunu okuyup maddi desteği de öyle bir maddi desteği de bırak. Ya bunları da demeyin biz razıyız diyecek konuma getirdiler insanlar. Bakın arkadaşlar ne diyor? Sağlık çalışanlarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de bugün geri dönüşüp konuşuyor olacaktık. Sağlık çalışanı zaten bu işte mücadele etmesin nereden gönderecekti? Sanki sağlık çalışanı şu an hevesli böyle şeyi de karıştırıyorlar sağlık çalışanını anladığım kadarıyla kafalarında. Ki bu bir vali arkadaşlar bakın. Bu bir vatandaş değil. Cahil bir insan değil. Bilgili bir yönetim bir arkadaşımız. Sanırım sağlık çalışanlarının keyfi olarak parklara çıkan dedelerle karıştı. Yani dedeler çıktı da onları bayağı bir gırgır aldı insanlar. Sağlık çalışanlarının keyfine olarak ya ben bugün ne yapayım hadi gideyim bir parkta oturayım diye insanlarla karıştırdı. İnsanlar görevde, izinleri iptal edilmiş. İstifa etmek bile yasak. Herkes görevine koşmuş. Ne bileyim maalesef faalimiz böyle diyor. Diğer bir facia ifade şu. Yani sağlıkçılarımız biz misafirhanelerde misafir ettik, yemek gönderdik. Sosyal, yani sanki böyle şey cebinden bir şeyler vermiş gibi. Sen bir sosyal devletsin bu bir. İki, personeli korumak zorundasın. Personelin ailesini de korumak zorundasın. Bir valinin bunları bilmemesinin imkanı yok. Sağlıkçının yediği yemeğe, bildiğiniz devletin verdiği yemeğe laf ettiler arkadaşlar. Ben şu an sağlık personeli değilim, sağlık bakanına değilim ama ben bir sağlıkçıyım. Sağlıkçılığımı hiçbir zaman unutmadım. O ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Bugün yolda bir şey olsa durup sağlık personeli gibi kaybetmedim. Bu ayrı bir şeydir arkadaşlar. Şikayetlerseniz bizi dinleyecek olan sağlık çalışanları ne demek istediğimi anlar. Sağlık personeli ne demek yemeğini de verdik de şöyle oldu da böyle oldu da. Gerçekten bunlar çok vahim ifadeler. Buradan ben kendi tepkimi de ortaya koyarak bunu okudum. Sizlerden de hem bu konuda fikirlerinizi duymak istedim hem de maddi olarak sağlık personeli neler yapılabilir sizden de fikirlerini almak istedim. Sayın Başkan, ben arkadaşlar da müsaade ederse burada şeye girmek istiyorum, söze girmek istiyorum. Evet. Müsaade var mı arkadaşlar? Tabii ki. Şimdi biz Sayın Vali Bey'i defaten tanırız. Mütakip defalar tartışmalarımız olmuştur üye çalışmalarında geçmiş dönemde. Masasından kalkmayan uç birimlerle iş gören bir vali ve kimlerle de iktisat halinde olduğunda çok iyi bildiğimiz birisi. Şimdi ben Zonguldak'taki arkadaşlarımla konuştuğum zaman hastaneye denetime gittiğini fakat kendisini yine gitmediğini uçta hastanenin girişinde bir bayanla konuşup gelen kişinin sonrasında bir kişinin rapor tutup bu rapor doğrultusunda işlem yaptığı arkadaşlarımız tarafından ifade ediliyor. Söylediği misafirhanede hastaneye gidiyor denetime hastaneye girmiyor. Evet. Köşe başında bir bayanla konuşuyor, dönüyor. Ve ona evet. Rapor tutuyor. Bir başka, yani yanında getirdiği kişi tutuyor. Sonrasında... O konuştukları bayan kim? Efendim? O konuştukları bayan kim? Hastanede temizlik personeli. Yani hastane başhekimi de yok. Yok. Tamam. Şimdi işin garip tarafı şurası. Dediğim gibi... Rapor tutan, sonradan giden rapor tutan kişi de orada hiçbir eksiklik yokmuş gibi bir ifadeyle rapor tutulmuş. Biz bu raporun örneğini istedik, bize gelecek. Şöyle bir şey var. Sayın Vali Bey'in misafirhane dediği yerde her odada iki kişi kalıyor. Dolayısıyla siz otomatikmen geçenki konuşmamızda da şunu söyledim. Sağlık çalışanı hem sağlık çalışanı hem vatandaşa bulaştırıyor. Çünkü bulaşı en hızlı olan kişi. İstediği kadar el dezenfeksiyonu yapsın, istediği kadar bu işleri çözümlemeye çalışsın. Sokakla ikili ilişkilerde, şimdi siz hastanede, lojmanda kalıyorsunuz ya da misafirhanede kalıyorsunuz. İki kişi aynı odayı çarpıyorsunuz. Sosyal mesafeyi koruyamıyorsunuz. Bu bulaşının olması gayet normal. Yemek diyor, sayın arkadaşlar, Hayabet Bey'in ya da diğer siz, Kuşat Bey sizin dediğiniz gibi. Burada yemek verilmiş, evet. Ama sonuçta arkadaşların ifadesi şu, yemekleri doğru düzgün yiyemedikleri,
Ve şöyle bir şeyden bahsettiler. Ayrımcılık, bazı doktorların otelde kaldığından bahsetti ve dışarıdan kendileri yemek aldığını ifade etti. Yani dolayısıyla sosyal izolasyonun sağlanmadığı zaten ortada. Sayın Vali Bey kendisi yapması gereken ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün yapması gereken görevi yapmamış. Dediğim gibi kendisini defaten tanıyorum. Yani masa başında oturup il yönetmesini seven ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarrufuyla orada olan birisi. Yani ben dün yine bu konuyla ilgili sosyal medyada ve artı sistemde de yazdım. Özür yetmez istifa. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Sayın Sağlık Bakanı'ndan bu konuda hasreten ricam bu tip valilere taviz verilmemesi. Geçmişte Avni Coşkun'a nasıl tolerans gösterilmediyse Sayın Vali'ye de bu konuda tolerans gösterilmemeli. Yoksa Sayın Sağlık Bakanımızın yaptığı çalışmalarla taban tabana zıt bir uygulama olur. Bu da ikililiği oluşturur. Şey konusunda... Size araya gireceğim. Özür diledi dediniz de, dilediği özürde de ben haklıyım yine diyor. Özürümü farklı anlamda diliyorum. Bir adım atıyorum. Kürşat Bey, o tarafına girmeyeceğim. Benim için yani bu Vali Bey'in hiçbir şekilde taraflı. Bakın şunu söyleyeyim. Şu şey bittikten sonra, pandemi bittikten sonra ben zaten şahsım olarak dava açacağım. Evet. Bu sağlık çalışanına bir hakarettir. Yani Sayın Vali bunları beklesin. İstersen merkeze çekilsin, istersen istifa etsin. Bundan kurtulamayacak. Yani siz sağlık çalışanına nasıl böyle bir ithamda bulunabilirsiniz? Aynen. Gecesini gündüzüne katmış, ailesinden, çoluğundan, çocuğundan. Ya evinize geliyorsunuz, çocuklarınızın elinizi tutmak için tutamıyorsunuz. Ha benimkiler büyük ama siz dediniz, annesi yok. Yani bunlar gerçekten acı tablolar. Şimdi sağlık çalışanına maddi destek geldi mi? Bakın bu ilk 25 Mart'ta yayınlandığında malum hükümet sendikası tarafından sağlık çalışanına şu kadar ödeme yapılacak, şöyle ödeme yapılacak. İşte en az alan 600, 900, 1500, 2500 doktorlar için 20 bin gibi rakamlar telaffuz edildi. Saçma sapan şeyler. Arkadaşlar siz şurada şunu diyorsanız, aldığı döner sermayenin tavan ücreti diyorsanız burada olay şudur. Sabit dışı kalanı şey yaparsınız, çıkartırsınız, mahsuplaştırırsınız. Dolayısıyla bugün gördük, yani geçmişi bırakıyorum, nitelik olarak elimizde somut veriler var. Bir lise mezunu, acil tıp teknisyeni aldığı para 27 lira. Bir lise mezunu hemşire eğer acilde çalışıyorsa 300 lira. Ön lisans ya da lisans düzeyindeki durumlar biraz daha farklı. Ben hep şunu söylüyorum. Sağlık personelini sınıflarken eğitim durumlarına ve kadro ünvan kat sayılarına bakmak lazım. Burada şimdi siz tavanı neye göre belirlediniz? Maaşa göre belirlemediniz. Döner sermayeye göre belirlediniz. Dolayısıyla Fransa'da örneğinde olduğu gibi siz tamam Fransa 1500 euro bilebilir. Ama biz başından beri şunu söylüyoruz. Bu Covid ve pandemi boyunca sağlık çalışanına en azından bir maaş destek çıkılmasını söyledik. Bazı arkadaşlar en az iki maaş dedi. Ben ülkenin gerçeklerini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Yani bir ha verebiliyorsa devlet ikiyi versin. Devlet çok farklı yere çok farklı ödemeler yapıyor. Biz onun için sağlık çalışanını devletin yine yetim yerine koyduğunu ve yine sağlık çalışanında kas sistemi oluşturup böldüğünü görüyoruz. Ha ben şunu şey yapacağım, belki konunun sonrası ama sağlıkta şiddet kanununda böldüğü gibi burada da böldü. Çünkü sağlıkta şiddette de aynı oldu. Kanun metninde şu diyor, tüm sağlık çalışanı diyordu, çıkan da sağlık yardımcı sağlık personeli ve doktor. Kardeşim bunun dışındakiler hiçbirine yine bir kas sistemi oluştu. Genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler, temizlikçisi vesairesini siz kanun dışında tuttunuz. Yani şimdi vatandaş dövmeye geldiği zaman sadece şey mi dövecek, şoförü mü dövecek, teknik hizmetler sınıfındakini mi dövecek? Yapmayın. Yani yine bir kas sistemi. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Ümit Başkan size söz hakkı verir de belirtmek isterim. Sizler aynı zamanda sağlık personelisiniz ve hissiyat olarak da bunu söyleyin. Sadece benim sorduğum şekilde değil. Buyurun söz sizde. Evet. Sağlıkla mücadele eden bir genel olarak, aynı zamanda bir sendikanın genel başkanı olarak süredeki sağlık çalışanlarına yapılan ve basına yansıyan tavan ödeme
durumuna gerekiyor. Hazine Bakanlığı'nca sağlık çalışanlarının özlük haklarını, daha doğrusu bu COVID mücadele noktasındaki gayretlerinin karşılığında 4,5 milyon liranın ayrıldığı belirtildi. Ben burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Eğer 4,5 milyon lira COVID'le mücadele eden hizmetliler, temizlik görevlileri, 4D'liler, sağlık işçileri maaşı oranında verilmiş olsa eğer en az 2 maaş tutarında ikramiye herkes alabilecek idi. Evet. Fakat maaş olarak değil de döner sermaye sistemi üzerinden ödenmesi yolunu tercih edildi. Peki döner sermaye sistemi 2003 yılında çıkmış, yıl 2020 olmuş, sahadaki sağlık çalışanlarını memnun eden hem devlete hem millete hem de çalışanlara ciddi sıkıntılar çıkartan bir sistemden bahsediyoruz, döner sermaye sisteminden. Heybet Başkan, sen de söz. Teşekkür ederim Sayın Başkanlar. Şimdi öncelikle ülkemizde biliyorsunuz bir pandemi var. Bu pandemiye karşı sağlık çalışanları ön cephede canı pahasına, ölmek pahasına mücadele veriyorlar. Evet, akşamları saat 9'da alkışlamak önemlidir moral motivasyon açısından. Fakat bunların ekonomik olarak desteklenmesi de çok önemlidir. Ülkemizde adil olmayan bir döner sermaye sistemi var. Yani zaten döner sermaye sistemi yukarıdan aşağıya tamamen adaletsizlikler üzerine kurgulanmış. Burada ödenmesi planlanan, yani öz tavan dedikleri şey de bu döner sermaye sistemine paralel olarak yapıldığı için iş barışını bozuyor. Artı birçok kesim bu kapsamın dışında kalıyor. İşte taşeron işçileri, efendim dört deliler veya işte mesela özel hastanelerde pandemi hastaneleri var. Bu özel hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının da bu bir iyileştirme yapılacaksa bundan faydalandırılması lazım. Belki bir maaş tutarında bir ikramiye verilmesi lazım. Bunlara da bir moral motivasyon sağlanması lazım. O nedenle bu sistemi tamamen ben yanlış buluyorum. Artı sağlık çalışanlarının bu yapılan, işte Hüseyin Başkan'ın da ifade ettiği gibi 50 liraya, 200 liraya, 300 liraya hiç tenezzül etmezler. Onlar ne talep ederler? Öncelikle güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamı talep ederler. 3600 ek göstergenin hemen yasalaşmasını talep ederler. Döner sermayelerinin maaşa yansıtılmasını talep ederler. Sağlıkta şiddetin son bulmasını talep ederler. Yani yoksa burada yapılan bu küçük iyileştirmeler, emin ol hiçbir sağlık çalışanı bunun peşinde değildir. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Heybet Başkan. Değerli izleyicilerimiz, sağlıkta şiddet yasasını bir sonraki programda değerlendireceğiz inşallah. Bugün Ordu'dan Ümit Başkan'ı da aldık. Maalesef görüntüde sorun olmadı ama ses uzaktan bağlandı da olabiliyor böyle şeyler. Bu konuda hoşgörünüze sığınıyoruz. Heybet Aslanoğlu'na, Ümit Güldal'a ve Hüseyin Ayhan Başkanlara, hem yönettikleri STK'lar, temsil ettikleri STK'lar adına, hem bir sağlık personeli olarak hem de tüm sağlık personelleri adına teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerli katılımcılarımız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.